Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi ve Aziz Türk Milletini saygıyla selamlıyorum. Bütçe, kanun teklifiyle küresel salgına da bağlı olarak dengelerin yeniden şekillendiği bir dünyada Türkiye ekonomisinin güçlü bir biçimde yükselişini sürdürmesi ve halkımızın refahının artırılması amaçlanmaktadır. Kamu dengelerinin iyileştirilmesi, kamu maliyesi alanında bugüne kadar elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması hedeflenmiştir. Türkiye, 4 saatlik uçuş süresiyle 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı 38 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezindedir. Stratejik konumumuzun bizlere yüklediği misyon ile ülkemizin hava, deniz, kara ve demir yollarının bölgesel kesişme noktası haline gelmesi hepimizin beklentisidir. Yük ve yolcu taşıma, hızlı tren, metro ve raylı sistem projelerine ağırlık verilmelidir. Değerli milletvekilleri, Türkiye İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara, Niğde, İstanbul, İzmir Otoyolu başta olmak üzere çok sayıda projeyi hayata geçirmiş, milletimizin hizmetine sunmuştur. Toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara, Niğde Otoyolu'nun tamamı hizmete açılmıştır. İstanbul, İzmir Otoyolu bitirilmiş olup, Aydın, Denizli Otoyolu projesi Antalya'ya kadar bağlanarak İstanbul-Antalya bağlantısı sağlanmalıdır. Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip, asma köprüsü özelliğine sahip İstanbul-Çanakkale arasını 2 saat 20 dakikaya indirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz. Devam eden projelerde mutlaka öncelikleri iyi tespit edilmeli, Türkiye'nin ve milletimizin çıkarlarına uygun projelere ağırlık verilmelidir. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Demir yollarının limanlara ve havalimanlarına bağlanması için çalışmalar yapılarak sadece doğu batı hattı değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını aktif hale getirerek ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Konya-Karaman, Ulukışla-Mersin-Adana hızlı tren hattına öncelik verilmeli, yakın zamanda milletimizin hizmetine sunulmalıdır. Bu proje tamamlandığında 6 saat olan Konya-Adana arası 2 saat 20 dakikaya düşecektir. Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattındaki çalışmalar devam etmektedir. 2024 yılında tamamlanması planlanan bu projeyle Adana-Gaziantep arasındaki seyahat süresi 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşecektir. Ankara-İzmir hızlı tren hattının altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresi 3,5 saate düşecek. Bu proje bittiğinde 525 kilometrelik mesafede yaklaşık 13,5 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı altyapı çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının hizmete girmesiyle Çin-Avrupa arasında demiryolu yük trafiğinde orta koridorun etkin olarak kullanılması olanağı ortaya çıkmıştır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu İpek yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya giden ve Marmara'yı kullanarak Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçmiştir. 11.483 kilometrelik Çin-Türkiye parkuru 12 günde tamamlanabilmektedir. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının yapım çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecektir. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projeleri İpek demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birini teşkil ediyor. Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşmesi hedeflenmektedir. Adapazarı, Gebze,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havaalanı, Halkalı Hızlı Tren Projesi'nin önemli üzerinde durulmaktadır. Ülkemiz açısından ekonomik anlamda birden fazla kritik değere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu ulaşımıyla iki kıtayı bir kez daha birbirine bağlayacaktır. Yerköy Kayseri Hızlı Tren Hattı 1,5 milyon Kayserili vatandaşımıza hizmet edecektir. Taşımacılık AŞ hem uluslararası hem yurt içinde pandemi süresi içerisinde tüm zamanların en iyi demiryolu yük taşıma rakamlarına ulaşmıştır. Lojistik faaliyetlerinin üretimin büyümesi ve gelişiminde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar 313 kilometre kent içi raylı sistem hattı tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulmuştur. 4 ilde toplam 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 22 milyar TL katkı sunulmuştur. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'da hayata geçirilen metrolarla 988 milyon yolcu taşınmıştır. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edilemeyecek boyuttadır. 6 ilde yapımı süren 10 proje mevcuttur. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkent Ray, İzmir'de İzban, Konya'da Konya Ray vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Gaziantep'te Gazi Ray projesi devam etmektedir. Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu ünvanına sahip Beşiktaş, Kağıthane, Eyüp, İstanbul Havaalanı metrosunda sona yaklaşılmıştır. Bu hatta Kağıthane Havalimanı arasının 2022 yılı ilk çeyreğinde, Gayrettepe Kağıthane arasının ise 2022 yılı ikinci çeyreğe itibariyle hizmete açılması hedeflenmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, mazeretsiz insanımızın yaşadığı her yere mahalle, köy, belde yayla ayrımı yapmaksızın kesintisiz cep telefonu erişimi ve internet hizmeti sunulması beklentimizdir. Seçim bölgem olan Mersin başta olmak üzere birçok yayla ve köylerimizde internet erişimi ve cep telefonu erişimi ile ilgili şikayetler almaktayız. Bu yerler tespit edilip ülkemizin her köşesine cep telefonu ve internet hizmeti götürülmelidir. Denizcilik, uluslararası ticari taşımacılıkta en büyük paya sahip olan sektör olarak dış ticaretimizin geliştirilmesi, ekonomimizin dışa açılarak dünya ekonomisiyle bütünleşmesi ve diğer ekonomik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli fonksiyona sahiptir. Deniz yolu taşımacılığı birim başına en düşük maliyetle gerçekleştirildiği ulaştırma modelidir. Karayolu taşımacılığına göre 6,5 kat, demiryolu taşımacılığına göre ise 3,5 kat daha ucuzdur. Konum olarak ulaşım ağının tam göbeğinde bulunan Mersin Limanı Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunacaktır. Bu sebeple Mersin Limanı'nın kapasitesi artırılmalı ve konteyner limanı ile ilgili çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Bu çerçevede ülkemizde liman yatırımları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmeli, fiziksel altyapının geliştirilerek deniz yolu taşıma paylarının artırılması önem arz etmektedir. Transit yük taşımacılığı açısından uygun olan limanların kapasitesi artırılmalıdır. Limanların coğrafi konumu dikkate alınarak etkin bir düzenleme ve denetim sistemi oluşturulmalıdır. Liman hizmet kalemleri tüm limanlarda standart hale getirilmeli, yeşil liman uygulamaları desteklenmelidir. Ülkemiz, dünya ve Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 2020 yılında 7. sırada yer almış olup Avrupa ülkeleri arasında 2. sıraya yerleşmiştir. Ülkemiz, Türk sivil havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer almaktadır. Seçim bölgem olan Mersin'in bölgesel ticaretine hareket katacak, yörenin turizmini canlandıracak Çukurova Havalimanı'nın artık milletimizin hizmetine sunulması beklenmektedir. Değerli milletvekilleri, ülkemizde yaşanan ve bölgemizde yaşanan önemli sorunlardan bir tanesi mülteci sorunlarıdır. Suriyeliler ve Afganlarla ilgili tedbirler alınmalı, Türkiye yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya bırakılmamalıdır. Nüfus yapımızı korumak mecburiyetindeyiz. Bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur. Mülteciler mutlaka kendi ülkelerinde, güvenli bölgelerde yaşamlarına devam etmelidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak asgari ücretle çalışan emekçilerimizin rahat bir nefes alması için
net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz. Ayrıca asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını imkanlar çerçevesinde gerekli görmekteyiz. Bütçe imkanları doğrultusunda 3600 ek göstergenin bütün memurlar için çıkartılmasını ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının artık çözülerek vatandaşlarımızın gündeminden düşürülmesini beklemekteyiz. En düşük emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması vatandaşlarımızın beklentisidir. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi, memurlarımızın sosyal haklarının ve maaşlarının yükseltilmesi, engelli maaşlarının iyileştirilmesi beklentimizdir. Tarımda mazot, gübre ve yem fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi çiftçilerimizin beklentisidir. Bu sezon zor bir yıl geçiren narenciye üreticilerine, limon üreticilerine ve domates üreticilerine mutlaka DİFİF desteği verilmesi gerekmektedir. Bir defaya mahsus olarak ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş, sadece ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmuş olan 1 milyona yakın vatandaşımızın yüz binlercesi sadece geçimini şoförluktan temin etmektedir. Bunlarla ilgili mutlaka ehliyet affı çıkarılmalıdır. Üniversitelerden harç yatıramama, ders geçememe gibi sebeplerden ötürü kaydı silinen, terör olayına bulaşmamış 1 milyona yakın öğrencimiz de sadece okumak istiyoruz, öğrenci affı istiyoruz diyorlar. Bu da mutlaka çıkartılmalıdır. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden haksız, hukuksuz yere işten çıkartılan işçiler ve sözleşmeliler haklarının yasal bir düzenlemeyle güvence alınmasını istemektedirler. Bunlar 2825 lira asgari ücretle çalışıp haksız, hukuksuz yere Mersin, Adana, başta olmak üzere İstanbul, Ankara gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından işten çıkartılmış, mahkemeden göreve iade almalarına rağmen işlerine başlatılmamalıdır. Başlatılmamaktadır. Bununla ilgili mutlaka yasal bir düzenleme yapılmalıdır. 54 ilden büyük olan 350 bin nüfuslu Türkiye'nin en büyük müstakil ilçesi olan Tarsus'umuza araç muayene istasyonu artık açılmalıdır. Tarsus'ta şehir içi demiryolu hattı yer altına alınmalı, %80'i biten Mersin-Antalya yolu bitirilmelidir. Çeşmeli Taşucu yoluna kazma vurulmalıdır. Tarsus Şamlıyayla yolu, Tarsus organize sanayi bağlantı yolu bitirilmelidir. Mersin Tarsus arası otoban ücretsiz olmalıdır. Mersin Şehir Hastanesi'ne mutlaka otoyoldan çıkış verilmelidir. Silifke Mut Karaman yolları, Silifke Günlar yolları, Erdemli Ayrancı yolu bitirilmeli. Mersin Kazanlı Karataş Yumurtalık üzerinden İskenderun'a mutlaka yeni bir yol projesi yapılmalıdır. Bu hem sahildeki trafiği rahatlatacak hem de Türkiye'nin iki tane büyük limanı arasında çok da istimlak problemi olmayan bir bölgede yeni bir yol güzergahı oluşturacaktır. Türkiye hem pandemi hem de terörle büyük bir mücadele vermektedir. Değerli milletvekilleri, Türk milleti tarihin ve coğrafyanın kendisine yüklediği sorumluluğun farkındadır. Hiç kimse hayale kapılmasın. Hiç kimse rüyaya dalmasın. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Oğuz nesli mukadderatına sahip çıkacaktır. Ötüken ruhu hainlere geçit vermeyecektir. Bölücülük, hak arama yolu, terör kurtuluş reçetesi değildir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pırağı harekatları başarıyla yapılmış, güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun önü kesilmiştir. 46 yıldır hayalet şehir olan Kapalımaraş çok şükür ki aslına dönmüş, Kıbrıs halkının kullanımına açılmıştır. Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya'nın kapıları hamdolsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. Tarih gözlerini açmış, coğrafya uykusundan uyanmış, Türklük ihtişamlı mazisinin iradesiyle kutlu bir istikbalin muhteşem rotasını çizmiş ve Karabağ Ermeni işgalinden kurtulmuştur. Çok şükür ki Şuşa'da ezan sesleri yükselmiştir. Geriye çark yoktur. Bu yoldan dönüş yoktur. Mücadeleden taviz yoktur. Karabağ Türktür, Türk kalacaktır. Tamamlayalım lütfen. Tamamlayalım.
Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuş, Türk Birliği sağlanmıştır. Al bayrağı görünce, İstiklal Marşı'nı duyunca, göğüsleri gururla kabarmayan, yürekleri coşkuyla atmayan, vicdanları titremeyenlerle paylaşacağımız ekmeğimiz olmayacaktır. Vatan sahipsiz değildir. Millet yetim değildir. Devlet öksüz değildir. Tarih boyunca Türkiye Cumhuriyeti var olacak, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına Cumhur İttifakı'yla girecek ve ülkenin geleceğine sahip çıkacaktır. Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettiği gibi Türkiye düşmeyecek ve teslim olmayacaktır. Tek kişi kalsak da bu davadan dönmeyecek, şehidin, şühedanın izinden, sözünden ve hatırasından. Teşekkür ediyorum.